Kanalımdan herkese merhaba. Bugün yeni bir video ile yine karşınızdayım. Bugün anten kablolarının 3 farklı şekilde nasıl birbirine ek yapılacağını size göstereceğim arkadaşlar. Bunlardan ilki, en kolay ve pratik olanı, eğer bir RF konnektör bağlayıcınız varsa bu F konnektörleri bunların ucuna takarak sinyal kaybı en az olacak şekilde bu bağlantıyı yapabilirsiniz. F konnektörün daha önce nasıl bağlandığını gösterdiğim videoya yukarıdaki linke tıklayarak ulaşabilirsiniz. Ama diyelim ki ara F konnektörünüz, bağlayıcınız yok. Daha başındasınız ya da bunu bulamadınız ya da çok adil bir şekilde anten kablosunu birbirine eklemeniz gerekiyor. Bunun da iki farklı yolu var arkadaşlar. Bunlardan ilki, diyelim ki başka bir odaya bir televizyon hattı çekeceksiniz ya da bir anten kablosu evin içerisinde çekmeniz ve bunu ek yapmanız gerekiyor. Gösterdiğim teknikleri uygulayarak siz de evinizde bunu basit bir şekilde bağlayabilirsiniz. Dışından çiziyorum plastik kısmı. Çok fazla bastırmadan. Şu kısmı tam kesememiş olabilirim. Diğerinde aynı uzunlukta sıyırıyorum arkadaşlar şu kısımdan. Çok fazla bastırmayın. İçteki sargı telinde bazı kalitesiz modellerde kesme durumunuz olabilir. Şöyle sağa sola oynatarak sıvazlıyorum. Hemen hemen aynı uzunlukta oldular. Şu dışındaki örgü telini dışarı doğru sıvazlıyorum. Burada yapılacak şey şu dışındaki köpük kısmında arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Kolayca çıkıyor zaten. Şimdi ikisi hemen hemen aynı uzunlukta oldu. Peki bunu, bu tekniği genelde nerede kullanacağız? Bu teknikteki püf nokta nedir onu da anlatalım. Kabloyu şu şekilde sanki bir elektrik kablosu sarar gibi üst üste doluyoruz. Bu kablo dediğim gibi biraz kaliteli bir kablo, mukavemetli. Buradaki püf nokta arkadaşlar, eğer bu kısım çok uzun kalırsa sinyal kaybı çok fazla oluyor ve sıkıntı oluyor. Bunu biraz şöyle doladıktan sonra, çok da fazla dolamayın, dibinden kopabilir. Bakırlar biraz nazik. Şu şekilde kesiyorum. Arkadaşlar şu uzunluk size yeter. Tabii şu sargı kısmının hiçbir şekilde şu bakır kısmına değmemesi lazım. Sinyalde sıkıntı olur ve sorunu anlamayabilirsiniz. Bu bağlantı şekli tabi uydunun yakınında bunu yapamazsınız. Yani su almayan bir yerde bu bağlantıyı genelde tercih edilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir de estetik gerektiren yerlerde böyle bir bağlantı yapmak çok büyük bir çirkinlik oluşturacaktır. Yani görünmeyen yerde ve genelde boğatın içerisinde bu eki yapmak sizin için faydalı olacaktır. Tabi şu kısımları da şu üst kısımda bir araya getirip birbirine doluyorum arkadaşlar. Bu bağlantı şekli de çok zor bir bağlantı şekli değil. Sadece birbirine değmediğinden emin olmanız kafi. Şu an soğuk bir yerde çekim yapıyorum. Ben
Bir şeyi tutmakta zorlanıyor. Şu kısmı da bu şekilde. Dediğim gibi eğer siz bunu su alan bir yerde yapacaksanız buna su almayan bir bant kullanabilirsiniz. Evet, ikinci bağlantı şeklimizde bu şekilde. Peki yapacağınız yer estetik gerektiren bir yer. Parkenin üzerinde pevrazdan geçiyor ve insanların evinizde geldiğinde görebileceği bir yer. Yine belli uzunlukta kabloyu dıştan çiziyorum. Sağa sola oynatarak bunun iç kısmı alüminyum. Arkadaşlar iki kabloyu da sıyırdım. Şunu fazla kısmını kesiyorum. Bundaki teknik şey, dediğim gibi yaptığınız şey estetik gerektiren bir iş ise bunları da şöyle birbirinin üzerine doluyorsunuz. Tabii şu an bu kablo bayağı mukavemetli. Sıkabildiğiniz, çevirebildiğiniz yere kadar elinizle sıkıca çevirmeye çalışın. Gayet sıkı oturdu. Hiçbir sorun yok. Buradaki de püf nokta bu sargı tellerinin bakır kısma değmemesi gerekiyor. Eğer arada bakıra dolanmış sargı teli varsa onu bir kenara çekebilirsiniz. Şu an beyaz bandım açamıyorum soğuktan dolayı. Beyaz bant dolamak istemiştim ama olmadı. Bunun beyaz bant olduğunu düşünebilirsiniz. Önce şu kısmı bantlıyoruz. Temas olmaması için. Şu şekilde. Dip kısmına kadar bantladım. Daha sonra örgü kısımları üst üste getirip şu şekilde birbirine birleştiriyorum. Evet arkadaşlar, bu da estetik gerektiren eklerde kullanılan bir teknik. Bunların üçünde de sinyal kalbi çok fazla olmaz ama FR konnektörü bulabiliyorsanız en iyisi bu. Bunun maliyeti 25 kuruş, 50 kuruş civarında. Yine şu konnektörlerin de maliyeti 25-50 kuruş civarında. Bu estetik bir bağlantı değil ama sıkıntılı bir şey değil. Zaten bu bağlantıyı siz boğatın içerisinde yapmanız pek mümkün değil. Boğat içerisinde ya da estetik gerektirmeyen yerlerde bu bağlantıyı yapabilirsiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Daha önceki çektiğim videoları da izleyip kanalıma destek olabilirsiniz. Yorum yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.